billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Suretul İsra'nın 78. ayetinden itibaren okuyoruz. Akimis salate lidluki şemsi ila gasaqil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Ve minel leyli feteheccet nafiletellek. Asa eyyeb asaka rabbuke makamen mahmuda. Ve kur rabbi edhilni mudkhale sidqin ve akhricni mukhrece sidqin ve ec'alli milledunke sultanen nasira. Ve kul ca'el haq ve zehekel batil innel batile kâne zehûka. Yetmiş sekizinci ayet ne diyor? Ekimis salate, sen namazı ikamet et. Yüce Allah nebisine sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Ekimis salate, sen namazı ne yap? İkamet et. Namazı kıl. Liduluki şemsi. Ey min vakti zevaliha. Ey min vakti zevaliha. Şemsin zevalinden itibaren kıl. Namazı kıl ne zaman kıl? Min vakti zevaliha. Güneş semanın göğün ortasından sol gözden sağ göze kaydığı vakit ne yap? Namaz kıl. Bununla ne ispat ediliyor? Bakalım daha devamı gelir. Şimdi ey min vakti zevaliha, bu tefsir ne fayda verdi? Lidulukideki lam min manasındadır. Duluk zeval demek. Lam ile duluk arasında da bir mudaf mukadder nedir? Vakit. Akimis salate, sen namazı ne yap? Namazı kıl. Liduluki şemsi min vakti zevaliha. Güneş zail olduğu andan itibaren namaz kıl. Güneş zail olduğu andan itibaren hangi namaz kılınıyor rahmet? Öyle. Ne zamana kadar kıl? İlâ gasaqil leyli. Gasaqul leyla kadar. Nereye kadar kıl? Gassakul leyla kadar kıl. Gassakul leyla ne demek? İkbali zulmetihi. Bakın gassak ne demek? İkbali zulmetihi. Gecenin zulmetinin ikbaline kadar. Hani gece karanlığı neydi Ahmet? Cihan neydi? Gece karanlığı artık ikbal yönlenip gelinceye kadar namaz kıl. Gece zulmeti ne zaman yönleniyor, geliyor tam olarak? Yatsı namazından itibaren. O zaman buradaki ekimi salate, ey zuhre, vel asre, vel magribe, vel işa'e, zevaldan, gasaqul leyla, ikbalu zulmeti leyla kadar kılınan namaz, bu dört vakit olan namazdır. Bildiniz değil mi? Dört vakit nedir? Namaz. Beş vakit namaz Kur'an'ın neresinden çıkartabiliriz? En yakın, en münasip, en zahir budur. Akimis salate liduluki şemsi ila gasaqi leyli. Cihad anladın değil mi? Güneş göğün ortasından soldan sağa zahir olduğu andan itibaren zulmetül leylin ikbal, yani gece karanlığı yönlenip gelinceye kadar namaz kılın. Dört vakit orada kılınır.
Bildiniz değil mi? Bu ilâhe sekilleyli, bu car-ı mecrur neye mutalliktir? Akime mutallik olabilir. Neye mutallik olabilir? Akime mutallik olabilir. Veya mahzub bir şey mutalliktir. Akimi salate, oradaki salate ne olur? Hal olur. Nasıl olur? Akimi salate, memdudeten ilâhe sekilleyli. Anlıyorsun Abdullah? İlâhe sekilleyli memdudetene mutallik olup salatın neye olabilir? Salatın hali olabilir. Bildiniz değil mi? Başka bir de ve Kur'anel fecri. Kur'an salate subhi. Bu neye işaret etti? Kur'an'dan murat salattır. Fecirden, Kur'an'dan murat salattır. Fecirden murat subh, sabah vakti. Kur'an'el fecri ne demek? Salate subhi, sabah namazını kıl. Neyi kıl? Sabah namazını kıl. Namazın içinde Kur'an yok mu? Namazın içinde Kur'an var. Ahmet anlıyorsun. Evet. Namazın içinde ne var? Kur'an. Namaz, işte Kur'an namazın bir neydir? Cüzidir. Namazda ruku var, sucud var, çok şeyler var. Bir de Kur'an var. Burada zikrül cüz Kur'an'dır. İradetül külkü nedir? Salattır. Kur'an'da ne alıyoruz? Salat. Fecirden de subah. Ha bir de akim Kur'anel fecri. Fecir namazını, sabah namazını kıl. Sabah namazı da buradan çıktı. Öyle değil mi? Beş vakit namaz bu şekil Kur'an'dan çıkmış oluyor. Oldu mu? Ve Kur'anel fecri, Kur'an'a mensubdur. Niye mensub? Akimi salate, oradaki salate atıf etmek suretiyle mensub olabilir. Veyahut da mensub ala sebilil igra. Onu ileride Süti Cami'de göreceksin. İgra cihetiyle mensubdur. İgra demek vücuben fiile hasbe gitmiş. Bu mahzuf fiilin neyi olur? Meful olur. O mahzuf fiilin neyi olur? Meful olur. Oldu mu olmadı? Ve Kur'anel fecri salat-ı subhi. İnne Kur'anel fecri. Bildiniz değil mi? Demek ve Kur'anel fecri salata atıf edebiliriz. Mahzuf bir fiile aleyke gibi İlzem gibi mahzub bir fiile mef'ul da edebiliriz. Oldu. Yalnız mahzub bir aleyke ismi fiildir. Aleyke ne? Kur'anel fecri. Aleyke ismi fiil olur. İsmi fiil mahzuf olarak amel yapmaz. Onu yaparız ama cumhura göre caiz değil. Cumhura göre mahzub bir ismi fiile mef'ul olamaz. İnne Kur'anel fecri yani inne salatel fecri sabah namazı kâne meşhuda. Nedir? Meşhudur. Bak diğer namazların herhangi biri meşhudur demedi. Salat namazı nedir Abdullah? Sabah namazı meşhudur. Anlıyorsun Ömer Faruk? Evet. Meşhud ona şuhud yapılır, hudur yapılır. Peki kimler ona hazır olurlar? Bak, meşhur demek yani hazır olunuyor, ona hazır olunuyor. Kim ona hazır olunuyor? Teşheduhu melâiketul leyli ve melâiketun nehari. Melâiketul leyli ona hazır olurlar ve melâiketun nehari, melâiketun nehar hazır olurlar. Melâiketul leyli, melâiketun nehar hem hafize melaiketleri hem ne? Hafize melaiketleri hem de katibun, katib melaiketleri. Ketebe melaiketleri, hafize. Hafize melaiketleri görüşler farklı.
16 melaket, 4 tane insanın önünde, 4 sağında, 4 solunda, 4 arkasında ne ediyor? İnsanı muhafaza ediyorlar. Bunlar hafaza melaketleri 16. Bir daha ketebe kati bun melaketler var. Hani birine de rakib atid. Biri sağda, biri solda. Bu da insan bugünkü tabiriyle kameralar ellerinde insanın yaptığı her şeyi ne ederler? Çekimini yaparlar, kayda geçirirler. İşte bu melaiketler sabah namazına hazır oluyorlar. Nöbet değişimi o zamandır. Teşhedühü melaiketü leyli ve melaiketün nehari. Melaiketü leyl, melaiketün nehar sabah vaktine hazır oluyorlar. Nöbet değişim zamanı sabah namazıdır. Bu neyi ortaya koyuyor? Sabah namazının ehemmiyetini ortaya koyuyor. Onun için sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar yatmamak, ibadetle meşgul olmak bir hac bir ömre kadar sevap yazılır. Oldu. Hatta öyle kitaplarda geçiyor. Biri o gece Leyletul Kadir olduğunu bilirse, sabaha kadar ibadet etsin, sabah namazından sonra yatsa mı iyi, yoksa gece yatsın, sabah namazı güneş doğuncaya kadar ibadetle geçirsin. Diyor, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar ibadetle geçirmesi daha iyidir. O kadar önemli. Bak, Leyletul Kadir olduğunu bildiğin halde, sabah namazından güneş doğuncaya kadar bu vakti ibadetle geçirmek İhya-u Leyletül Kadir'den daha afdaldir. Ve minel leyli geceleyin, yani min teb'idi ifade ediyor. Yani gecenin bir kısmında fetteheccet. Yani fetteheccet ba'de leylim. Murat budur. Gecenin bir kısmında ne et? Teheccüd yap. Teheccüd ne demek? Fessalli. Gecenin bir kısmında ibadet yap. Bihi bil Kur'an'ı. Fetteheccüd bihi bil Kur'an'ı. Kur'an'la teheccüd yap. Geceleyin namaz kıl. O namazın hâlekevni ki nafileten leke. Senin için nedir? O namaz nafiledir. Şimdi nafile sünnet manasına gelir, farz manasına gelir. Zaide manasına gelir. Burada nafileten leke, ferideten zaideten leke. Ferideten zaideten leke. Senin için zaid bir feridedir. Bakın ferideten farzdır. Ama nafile mana zaide. Niye farsa, niye nafile denilmiş? Çünkü ferideten zaideten leke. Senin için zaid bir feridedir. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd namazı neydi? Farzdı. Bak, teheccüd namazı Efendimiz'e farzdır. Ama sade ona farzdır. Bak, zaideten leke. Senin için nedir? Zaiddir. Dune ümmetike. Dune sana zaiddir. Sana mahsustur. Senin ümmetine değil. Senin ne? Ümmetine değil. Niye bu namazda nafile denilmiş? Çünkü Efendimiz'e diğer vakitlerden zaid bir farzdır. Diğer ümmetine farz olmadığı halde Efendimiz'e bu beş vakitten fazla olarak teheccüd namazı nedir? Farzdır. Demek nafileten biz ne aldık? Ferideten aldık. Peki niye nafile denilmiş? Çünkü zaideten leke. Senin için zaiddir. Dune ümmetike, ümmetine zaid değil. Ev fadileten ala salavatil mefrudati. Ev fadileten ala salavatil mefrudati. Mefruda namazlar ev ferid ev fadileten ala salavatil mefrudati. Yani farz namazlar üzerine zaid olarak teheccüdü kıl. Bu sefer nafileten de ne aldık? Fadileten aldık.
Bak, her ikisine göre dikkat eden sünnet demiyor. Nafileden ne almıyoruz? Sünnet almıyoruz. Çünkü Efendimiz'e sünnet değildi. Ya ferideten zaideten, ya nafileden zaid alıyoruz. Murat, diğer namaz sana zaid olan bir feride. Veyahut diğer farz namazlardan, farz namazlar üzerine bir fadilet namazıydı. Efendimiz'e farz olan teheccüd namazı, salavat-ı mefruden üzerine bir fadilettir. Veya Efendimiz'e zaid bir nedir? Farzdır. Ümmetine bu farz yoktur. Kime vardır? Kendisine tek vardır. Oldu. Hani gece ne diyor? O ayet ne diyor? Diyor teheccüd namazı nisvehu, usulusehu, evin kusminhu ayet diyor ya. Gecenin yarısını veya üçte biri veya daha az noksanla kılın. O ayet tam hatırlamıyorum. İbaresi neydi? O değil. O milleyle nisvehu. Kulansa o milleyle nisvehu. Evin kusminhu kalilen. Diyor gecenin yarısı veya hatta biraz noksanlıkla kıl, o ayet deyince sahabelerde saat yok. Acaba yarısını kıldık mı kılmadık? Farz olan miktarı kıldık kılmadık derken gece namaz kıla kıla bir bakıyorlar. Bilal radıyallahu anh ne yapıyor? Ezan okuyor. Hiç gece yatmadan sabah namazdan gidiyorlardı. Böyle birkaç gün sahabelerin çoku hasarlan, yatamıyorlar gece. Efendimiz sordu, sahabeler camiye gelmiyorlar. Frankes nerede, Frankes nerede? Biri dedi artık kimse, ey Allah'ın Resulü, işte durum böyledir, çoku hasalandı. Bu sefer ayet ne oldu? Nazır oldu. Teheccüd namazının farziyeti ümmetinden baktı. Ama Efendimiz'e devam etti. Çünkü Efendimiz'in güç kuvveti diğerler gibi değil, onun ki fazla. Şimdi وَمِنَ الْاَلِي فَتَّهَجَّدْ نَافِلَةً فَتَّهَجَّدْ فَسَّلِّ manasına olursa nafileten ona ne olur? Ona mef'ulu bihi olur. Ne olur? Mef'ulu bihi olur. Anlıyorsun Ömer Faruk? Ben size. فَتَّهَجَّدْ فَسَّلِّ manasına olursa nasıl ki Celal-i Suyuti de o şekil tefsir etmiş. Nafileten onun mef'ulu bi'si olur. Yani fessalli nafileten leke. Öyle değil mi? Nafileni kıl. Yani sana farz olan zaid namazını kıl. Veya diğer namazlardan fadileti olan namazı kıl. Ha, bu celaline göre öyle. Ama celaline bakmasa fe tehecced nafileten, nafileten teheccedin mef'ul mutlaka olabilir Ahmet. Niye? Teheccüd gece namazı o da nafile, nafileten de nafile. Lefzleri farklı, manaları nedir? Aynıdır. Ha öyleyse nafileten. Teheccüde mef'ulu mutlak da olabilir, mef'ulu bihi de olabilir. Eğer teheccüd kendi manasında olursa mef'ulu bihidir. Eğer salli manasında olursa mef'ulu mutlaktır. Ve minel leyli fe teheccüd fe salli bihi bil Kur'an'i nafileten leke, farideten zaideten leke. دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة. عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا. عسى أمد vardır. أن يبعثك يقيمك ربك. Senin Rabbin seni ikamet etsin nerede? في الآخرة. Umulur ki Rabbin seni ikamet etsin ahirete nerede? Makamen mahmuda. Makamen mahmuda seni ikamet etsin. Seni oraya yerleştirsin. Makam ki makamen mahmud. Hamd edilen makam, övülen makam. Öyle değil mi cihat? Bak makamen mahmud. O makam nedir?
O makam mahmuddur. Yani hamd ediliyor, övülüyor. Kim onu hamd ediyor, kim onu övüyor? Yahmeduke. Bak, o makam-ı mahmuda seni ikamet eder. Yahmeduke, sana hamd eder. Fihi, o makamda el-evveluna vel-âkharuna, geçmiş insanlar, gelecek insanlar, hepsi o makamda sana hamd ederler. Bu hangi makamdır diyor, umulur ki Allah-u Zülcelal, asla ayetlerde yakın ifade eder. Yani muhakkak senin Rabbin seni makam-ı mahmuda ikamet eder, yerleştirir. Evvelunlar, ahirunlar orada seni överler. Bu hangi makamdır? Ve huve makamu şefaati fi feslil kadai. Feslul kada hakkında yapılan şefaattir. Ve huve makamu şefaati fi feslil kadai. Feslul kada hakkında nedir? Makamu şefaat. İnsanlar mahşerde perişan olunca, güneş yedi zira yaklaşınca, ter insanların ağzına kadar kişilerin ameline göre değişir tabi. Geldiği vakit ne yapıyorlar? İşte sırayla peygamberlere giderler. En son peygamberimize geliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. O bir makama çıkıyor. Orada Allah'a secde ediyor. Yüce Allah onun şefaatini kabul ediyor. İnsanların kadasına başlanıyor. Hak, hesap, mizan kuruluyor. İşte diyor, asan yap asaka rabbuke makamen mahmuden yahmeduke fihil evveluna vel ahirun. Evvelunlar, ahirunlar o makamda sana hamd ederler. O hangi makamdır? Ve huve makamu şefaati, şefaat makamidir. Fi faslil kadai. Faslul kadadaki makamu şefaattir. Yani feslul kada için yapılan şefaatin yeridir. Efendimiz oraya gidip orada şefaat ediyor. Ne ile feslul kada, yani kada fesledilsin. Yani insanların arasındaki hükümler, mahkemeler kurulsun ve fesl edilsin. Cuma'da demeyebilirsin. Şefaati uzmaktır. İşte aynı budur. O şefaatin ismi şefaatul uzmadır. O şefaatin yapıldığı yer makam-ı mahmuddur. O makam mahmuddur. Yani o makamda Efendimiz mahmuddur. Yoksa o makama hamd edilmiyor. O makamda Efendimiz'e hamd edildiği için makam-ı mahmud deniliyor. Osman'a da ekseydi. Osman-ı Azam'ın müennesidir. Mesela desen bu adam en büyük. Ne dersen Azam. Bu kadın en büyük. Ne dersen Osman. Hani müennesler için fuala gelir. Afdalu fudla. Yani uzma azamının müennesidir. Şefaatta müennes olduğu için uzma deniliyor. Oldu. Şimdi akimi salate li duluki şemsi ila gasaqi leyli ve Kur'an el fecri inne Kur'an el fecri kane meşhuda. Bu 78. ayet. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّهَجَّدْ بِهِ نَافِيلَتَلَّكَ عَسَا اَيَّبْ عَسَكَ رَبُكَ مَقَامٍ مَحْمُودًا. Bu da 79. ayet. وَنَزَلَ nazil oldu ne? وَقُرْ رَبِّي اَخِلْنِي مُتْخَلَسِدْقِينَ. Bu gelecek ayet nazil oldu. Nezelen faali nedir cihat? وَنَزَلَ, oradaki nezelen faali nedir? وَقُلْ رَبِّي. İşte bu ayettir. وَنَّزَلَ nazil oldu. Ne? وَقُلْ رَبِّيَتْنِ مُتْخَلَسْتِقْنَ. Bu nazil oldu. Ne zaman nazil oldu? لَمَّا اُمِّرَ بِالْهِجْرَةِ. Ne zaman ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hicretle emir olunduğu vakit bu ayet nazil oldu. وَقُلْ, sen söyle ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, Rabbi edhilni el Medine'te. Ya Rabbi, beni Medine'ye dahil et. Öyle değil mi? Beni Medine'ye ne et? Dahil et. O Medine ki mudhale sidqin.
مُدْخَلُ السِّدْغْلَ اِدْخَالِ اِدْخَالًا مَرْضِيًا لَا اَرَى فِيهِ مَا اَكْرَهُ. Bakın, yani merdi bir idhalla, merdi razı olunacak bir idhalla beni idhal et. La era fihi, ben görmeyeyim o mudhalde, ma ekrehu, hoşlanmadığım bir şeyle karşılaşmayayım. Bu tefsir fayda verdi ki mudhal mesele mimidir, idhalen manasındadır. Edhilninin meful mutlak olur. Sıdkın da mesterdir, ismül meful manasındadır, merdiyen manasındadır. İdhal-ı merdi ne demek? La era fihi ma ekrehu, bu da onun beyanidir. Yani beni merdi bir idhalla Medine'ye idhal et. Mekke'de karşılaştığım sıkıntılarla orada karşılaşmayayım. Hoşlanmadığım şeylerle orada ne etmeyeyim? Karşılaşmayayım. Sen öyle ne et? Dua et. E bak Yüce Allah diyorsan dua et ki ben de böyle yapayım. O dua etmeden de Allah yapabilir. Gaye Allah-u Zülcelal her şeyini sebeplere bağlamış. Sen böyle dua et, sebep oluşsun. Benden sana öyle bir ortamı oluşturayım. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي الْمَدِينَةَ مُدْخَلَ الصِّدْقِينَ اِدْخَالًا مَرْضِيًّا لَا اَرَى فِيهِ مَا اَكْرَهُ وَاَخْرِجْنِي مِنْ مَكِّ. Hani dedi ki hicretin emri gelince bu ayet nazil oldu. وَاَخْرِجْنِي مِنْ مَكِّ. Beni Mekke'den de çıkar. مُخْرَجَ الصِّدْقِينَ, güzel bir çıkartmayla beni ne et? Çıkar. اِخْرَاجًا, öyle bir ihracla beni çıkar ki. Muhrece sıdık ne demek? İhracen la eltefitu bi kalbi ileyha. İhracen öyle bir ihracla beni çıkar ki la eltefitu, ben ne etmeyeyim? Ben iltifat etmeyeyim bi kalbi, kalbimle ileyha, o Mekke'ye. Ahmet, anlıyorsunuz. Yani öyle bir güzel ihracla beni çıkar ki bir daha kalbimle Mekke'ye ne etmeyeyim? İltifat etmeyeyim. Onun hasretini çekmeyeyim. Hani Mekke'yi bana aratma ya Rabbi. Yani Medine'yi öyle güzel kıl ki bir daha Mekke'nin hasretini çekmeyeyim. Vec'alli, kıl benim için ya Rabbi. Milledünke, yani kendi indinden bana kıl. Ne kıl? Sultanen nesira. Yardımcı bir sultanı kır. Sultan ne demek? Kuvveten. وَاَجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا قُوَّةً. Kendi indinden, kendi katından bana bir kuvvet ver. O kuvvet ki Nesir dedi ya, تَنْسُرُنِي, sen bana yardım edersin biha o kuvvetle ala a'daike. Sen bana öyle bir kuvvet verirsin ki ya Rabbi, o kuvvet ile sen bana düşmanlarına karşı yardım edesin. Ve ec'alli min ledunke sultanen. Sultan ne demek? Kuvveten. Nesira ne demek? Tensuruni biha ala a'daike. Ahmet, anlıyorsunuz değil mi? Yani bana yardım edici bir kuvveti ver. Ya kuvvet nasıl yardım eder? Gayet sen bana öyle bir kuvvet ver ki o kuvvetle bana ne edesin? Yardım edesin. Bakın, dikkat edin. وَقُوا رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاَجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Bu kaçıncı ayet? 80. ayet. Şimdi önce Medine, Mekke'den çıktı Efendimiz, sonra Medine'ye girdi. E burada normalinde ya Rabbi bana Mekke'nin çıkışını ve ahricni muhrece sıdkın, önce bu, sonra ve edhilni mudhale sıdkın, sonra bunu demeliydi. Birinci Medine ile ilgili, Medine'nin idhali ile ilgili,
İkinci Mekke'nin neyle ilgili cihat? İhracı ile. Önce Mekke'den ihraç edildi, sonra Medine'ye idhal edildi. Burada niye böyle takdim tehir yapmamış, tersini yapmış? Bakın, sıralama Mekke'nin ihracı, Medine'nin idhalinin üzerine, önüne zikredilmesi gerekiyor. Ama Mekke'de olan oldu zaten, bitti. Eziyet, izrap olan oldu. Sahabeler Allah Resulü çektiklerini çektiler. O artık geride kaldı. Mühim önem nedir? Önemli nedir? Medine'de güzel bir hayatı geçirmektir. Mekke'de gördükleri zulmü orada görmemektir. Mühim olduğu için edhilni mudhalesetkin. Onun neyti? Öne aldı. Ahmet ne demek istediğimi anladınız mı? Yani Medine'nin idhali mühim olduğu için öne aldı. Yoksa sıralanmaya göre baksak Medine'nin idhali Mekke'nin ihracından sonra gelmeli. Oldu. Ve nezele lemma umire bil hicreti ve ku rabbi edhilni el medinete mudhalesetni idhalen merdiyen la arafima ekrehu ve ahricni min Mekke muhrece sıdkin ihracen la eltefitu bi kalbi ileyha. وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا قُوَّةً تَنْصُرُنِي بِهَا عَلَى اَعْضَائِكَ 81. ayete geçiyoruz. وَقُلْ sen söyle عِنْدَ دُخُولِكَ مَكَّةَ وَقُلْ sen söyle عِنْدَ دُخُولِكَ مَكَّةَ sen Mekke'ye girerken bu sefer fetih amacıyla Mekke'ye girerken sen söyle. Ne söyle? Câ'el hakku. Hak geldi. Hak nedir? El-İslam. Ve zehekel batilu. Ne demek zehekel batilu? Zehke beteledir. Beteler batilu. Batıl, batıl oldu. Batıl zaten batıldır. Tahta tahta oldu. Olur mu? Tahsile hasıl lazım gelir. Ha, burada zehke betele manası nedir? Batıl da murad nedir? Küfürdür. Ha bak o zaman farklı oldu. Ve zehekel batilu betelel kufru. Küfür ne oldu? Ve kul sen söyle ya Muhammed inde duhulike Mekke ca'el hak ve el-islamu İslam geldi ve zehekel batilu betelel kufru. Küfür de batıl oldu. İnnel batile kâne zehuka. Batıl eskiden beri, ezelden beri batıl daima nedir? Zehuktur. Ne demek zehuktur? Mudmehillen. Mudmehillen. Hani diyorlar idmihlal oldu, yok oldu, karma karşı oldu, bozuldu gitti. İnnel batıle kâne zehuka mudmehillen. Eskiden de mudmehilli, zailen, zail mudmehillen atı tefsir. Batıl eskiden beri mudmehildir, zaildir. Öyle değil mi? Sabit, kaim değil. Daima batıl mudmehildir, zaildir. Hal hal ve kaddehelaha sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Mekke'ye girdi. Hal hal ve havvelel beyti selasun mi'ettin ve situne sanemen. Beytin atrafında, ha içinde, ha üstünde, ha havalilerinde 360 sanemen put vardı. Hemen hemen her kabile ve her ev kendine bir put yapmıştı. Fece'ale, Allah'ın Resulü yani fesare, yet'anuha, yet'anu, ta'ane yet'anu, fetha yeftahu babından da gelir. Ta'ane yet'inu derbe yedribu babından da gelir. Fece'ale fesare oldu Allah'ın nebisi. Yet'anuha o putları dürtüyordu. Ta'ane demek böyle dürtmek, sokmak. O putlara dürtüyordu, sokuyordu. Bi'udin bir denekle fi yedihi. Elindeki denekle o putlara vuruyordu. Böyle itiyordu. Dürtüyordu. Ve yakulu dürterken derdi ne derdi? Zalike.
Bunu dedi. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Hak geldi, İslam dini geldi. İşte batıl bu putperestliktir, batıl oldu. Allah'ın Resulü böyle yaptı. Hatta sakatat. O putlar, o 360 putlar hepsine düştüler. رَوَهُ شَيْخًا Halbuki o putları resas, hadid, yani demir, kurşunla kaynak yapmışlardı. Böyle normal balyozlarla ancak kırılıp atılabilirdi. Ama Allah'ın Resulü elindeki DNA'yı böyle dürterek وَقُلْ جَاءَ الْحَقَ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Hepsi böyle düşüyordu, parçalanıyordu. Bu da bir mucizedir Allah-u Zülcelal tarafından. رَوَاهُ الشَّيْخَان Bu وَقَدْ دَخَلَهَا صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَّلَّمْ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سَلَاسُ مِيَتٍ وَسِتُونَ سَنَمَنْ فَجَعْلَ يَطْعَنُوا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ذَلِكَ حَتَى السَّقَدَ وَسَّقَتَتْ رَوَاهُ الشَّيْخَان Her iki şeyhan, Müslüm Bukhari bu hadisi ne etmişler? Rivayet etmişler. 81. ayet biti. 82. ayetin başında duralım. Yarın inşallah Teala oradan devam ederiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب